Bu dersimizde de var olan bir projeyi başlatalım. Öncelikle close project diyorum ve sonrasında da open var olan bir Android projesi deyip ben projelerimi D'nin altındaki Flutter Projects klasöründe en son şunu yapıyordum. Burada iç içe klasöre koymuşum yanlışlıkla. Eğer bunu seçerseniz Android kısmını sadece açmış olursunuz. Şunu seçersek bu var olan bir Flutter projesi ve bunu açmak istiyorum. Bakalım ne olacak. Uygulamamız açılıyor. Şunları bir kapatalım. En son yaptığım proje ile ilgili Logcat'te bir şeyler. Yalnız bunun Flutter olduğunu bile anlamadı sanki. Lib klasörü burada. Her yerde hata var. Şimdi bir proje açtığınızda ilk yapmanız gereken şey pubspec.yaml dosyasına gidip package get demeniz. Ki ilgili yapılar getirilsin. Göreceksiniz ki buradaki hataların çoğu gidecek. Çünkü bunlar daha önceden vardı. Artık yok. Ondan dolayı hata veriyor. Bunu yaptınız. Ondan sonra tools kısmına gidip Flutter clean deyin. Bunu da yaptık. Hala görmüyor. Niye görmüyor acaba? Sonra play'e bastım ve Logcat diye bir kısım var. Normalde Flutter projelerinde Logcat olmaz. Configure Android SDK diyor. Şimdi burada SDK location kısmına gittim. Bakın biz SDK'yı D'ye koyduk. Ama eskiden yani bu projeyi ilk yaptığımda büyük ihtimal bu NDK bundle'ı E'nin içindeymiş. Ondan dolayı bunu görmüyor. Şimdi burada Dovlant NDK desek bunu indirecektir D'nin altına. Biz bunu indirdik diye hatırlıyorum ama neyse bu işten bitsin. Yani varsa da üstüne yazacak büyük ihtimalle. Bundan dolayı bu hataları alıyor olabiliriz. Bu işten bitsin. Devam edelim. Evet, kurulumumuz bitti. Finish diyelim. Artık bunu bu şekilde görecek. Apply diyelim. Apply dedikten sonra da OK'ye basıyorum. Tamam. Ne yapacağım dedi burada. Android'in altında bir local properties diye bir şey var dedi. SDK bunu kullanacağım dedi. Tamam, bundan yana bir sıkıntı yok. Şimdi bir indekslemesi bitsin. Evet, açılmış bu arada. Şu try again desek herhangi bir şey olmuyor. Şöyle kapatalım. Burada yalnız hala hatalar var. Niye bunu bulmadı ki? Try again diyorum. Build view göster diyelim. Onu da yapmadı. Şu tekrar bir çalıştıralım. Olmadı, bir kapatıp açacağım zaten. Aslında böyle durumlarda projeyi sanki bir Android projesiymiş gibi Android Studio'da yani şu klasörü açıp gerekli hataları bulmak en doğrusu olacaktır ama bir daha bir bakalım. Evet, uygulama açılıyor ama hala hataları şey yapmadı. Şöyle yapalım. Invalidate cache and restart deyip projemizi tekrardan bir açalım. Bakalım hatalarımız devam ediyor olacak. Evet, tekrardan açtım. Bunu artık bir daha gösterme diyeceğim. İndeksleme işlemi bir bitsin. Bakalım neler olacak. Yani sırasıyla ne yaptık? Öncelikle pubspec.yaml dosyasına gidip package.get dedim ki bunları bir daha getirip bilgisayarımı kursun. Bakın burada başka başka hatalar alıyoruz. En azından burada configure şeyi gitti. Open Dart setting diyelim. Dart'ı görmemiş. Flutter kısmına gidelim. Flutter pet de görünmüyor. Şunları tekrardan bir seçelim. Apply dedim. Evet, bu hata da gitti. Okey diyelim. Büyük ihtimal demin de onu görmedi. Yani bunun aslında bir Flutter projesi olduğunu mu anlamadı, ne yaptı bilmiyorum ama şu an gördüğünüz gibi herhangi bir hata kalmadı. Artık bunları kapatıp sadece Flutter kısmına yoğunlaşabiliriz. Tabii bir bakalım hata çıkacak mı?
Tamam, bir sorun yok gibi çalışıyor. Şöyle bir giriş yaptıralım. Kayıt ol diyelim. Burada bir hata var aslında. API not available, yani Firebase'e bağlanamadım diyor. Bunun sebebi ne olabilir? Bunun sebebi biz Firebase'de işlemler yaparken işte SSH key'imizi vesaire ayarlıyorduk. Onları görmemiş olabilir. Onu da ben format atmadan önce yedeğini almıştım. Nereden aldım? Bir dakika, hemen göstereceğim sizlere. Nereye attık onları? Evet. Şöyle app data'nın altında Android diye bir klasör var. Ben şimdi bunları alayım. Yani bunlar projenin eski dosyaları aslında. Şuradaki debug key'ler vesaire bunlardan dolayı olabilir. C'ye gideceğim. C'nin altında users, Emre, app data'nın, evet şurada Android. Buraya bunları yapıştır diyeceğim. Bunlardan dolayı Firebase'e bağlanamıyor olabilir. Hatta burada şu cache dosyalarını da silebilirsiniz. Silip gelin hep beraber yapalım. Siliyorum bunları. Aynı şekilde bunu da. Sonuçta cache dosyası. Bunlar eğer ihtiyaç varsa bir daha oluşturulacaktır. Şimdi tekrardan bir play'e basalım. Bakın gördüğünüz gibi build cache tekrar oluşturuldu ama tek benim uygulamam hala çalışmıyor. Sonrasında sizin de böyle hatalara karşılaşabilirsiniz. Biz burada çok önemli bir adımı atlamışız. Firebase'in çalışması için burada Open Gaps diyerek Google Play servislerini kurmamız lazım. Nedir bunlar? İşte Play Store gibi, Gmail gibi, Google'a ait yazılım, yani normal bir Android cihazda mutlaka olan ve kaldırmanız mümkün olmayan şeyler aslında. Bunlar bizim emülatörümüzde olmadığı için hata aldık. Şimdi oldukça basit. Şu butona tıkladığınızda gördüğünüz gibi otomatik olarak bu kurulum yapılacaktır. Sonrasında emülatörü bir kapatıp açmamız istenecek bizden. Siz de bu hataları alırsanız ilk olarak aklınıza bu gelsin. Demin yaptığım işlem neydi? O dosyaları taşıdım vesaire. Aslında orada da Firebase'e bağlanacaktı ama belki projeyi doğru veya şuradaki adımları doğru bir şekilde çalıştırmayacaktı. Ondan dolayı öyle bir şey oldu. Evet, şu işlemden sonra sıfırdan Restart Now diyelim. Emülatörü bir kapatıp açacak ve bizi Open Gaps'in sitesine yolluyor. Burayla işimiz yok. Genymotion'da işlemler artık oldukça kolay. Sadece o butona basarak ne yapabiliyoruz? Google Play servislerini hızlı bir şekilde kurabiliyoruz. Evet, Restart dedi ama cihazdan herhangi bir bilgi alamadık. Ben burada yine sıfırdan bir başlangıç olsun diye şuradaki ADB'yi bir kapatacağım. Sonra V harfine basıp aslında başlıyormuş. Keşke kapatmasaydık. Abort diyelim. Şuradaki VirtualBox ile ilgili her şeyi iptal edeceğim. End task diyerek. Aksi takdirde yarım kalıyor bazı işlemler. Ondan dolayı böyle bir şey yapıyorum. Evet, gördüğünüz gibi şunu da iptal edelim. Bunu da yaptıktan sonra artık buradan yeni motion'ımızı başlatabiliriz. Device Manager dedim. Şöyle bir refresh diyelim. Off durumda. Bunu start diyerek başlatalım. Deminki o iptal etmeleri yapmazsanız burada farklı farklı işte ADB'ye bağlanamadım, bilmem ne yapamadım gibi hatalar alabilirsiniz. Kapatalım artık burayı. Emülatörümüz başlayacaktır. Evet, emülatörümüz başlatıldı ve gördüğünüz gibi artık burada yeşil bir tik var. Android Studio'da emülatörü gördü. Tekrardan play deyip bir bakalım bir sıkıntı çıkacak mı Firebase tarafında. Uygulamamız açılıyor. APK'yı oluşturdu. Bu şu anlama geliyor. Demek ki bu tarafta bir sıkıntı yok. Ola ki bundan sonra bir hata çıkarsa emülatör taraflı bir hata. Bakın, şöyle bir uyarı aldık. Mesela ben buna izin vermezsem hiçbir zaman bu APK'yı kurmayacaktır. Install anyway diyelim. Hatta bu ayarı kalıcı hale de getirebiliriz. Öncelikle şunu bir test etmek istiyorum. Kayıt ol dedim.
Şuraya farklı bir e-mail yazıp kayıt ol diyeceğim. Evet, user ID'yi gördüysek kayıt başarılı bir şekilde olmuştur. Çıkış yap diyelim. Bunun için settings kısmına gidip neredesin? Settings'i göremedim. Burada. Protect yazalım şuraya. Google Protect niye gelmiyor? Göremedim. Neredeydi bu? Security kısmında. Evet, Google Protect burada açık. Şuradan şurayı iptal edebilirsiniz. Bunu yapmazsanız böyle uygulamalar sizin cihazınıza çalışmayacaktır ve hata alacaksınız. O yüzden buraya da lütfen çok dikkat edin arkadaşlar. Artık ben burada kendi Flutter uygulamalarımı çalıştırabilirim. Restart oldu diyor. Zaten burada açıktı. Pardon. Neredesin? Buradasın. Herhangi bir sıkıntı yok. Gmail'e girişe bakalım. Burada sizden bir kurulum isteyecek büyük ihtimalle. Evet. Bunu yaptığımızdan sonra da girişimizi başarılı bir şekilde yapabiliriz. Umarım faydalı olmuştur. Son olarak şöyle bir gözden geçelim. Hani sizde farklı, bende farklı neler olabilir diye. Android kısmına gidiyorum. Öncelikle boot.gradle. Bendeki ayarlar bu şekilde. Şunlara dikkat edin. Bir de app'ın içindeki boot.gradle'ı göstereyim sizlere. Orada da değiştirmek isteyeceğiniz şu olabilir. Bunlar Firebase'in nasıl kurulduğuna dair yapılar. Ama burada Multidex Enable hatası alırsanız bu adımı eklemeniz gerekiyor. Bir de Gradle Properties'te de şu adımların olması lazım. Android X kullanıyorsanız. Onun dışında buralarda bu şekilde olmalı. Umarım faydalı olmuştur. Varsa hatanızı çözmüşsünüzdür. Görüşmek üzere.